Ya bu seyirciler hazır mıyız'a da uyuz oluyor. Neyse ben başlıyorum her türlü. Şimdi sen de biliyorsun ben bir kere kafeye koymuştum. Mahalledeki petrolü bulacak. Büyük ilmi zafere gider. Zafere gider. Zafere gider. Büyük ilmi hep kazanır. Hep kazanır. Hep kazanır. Allah Allah. Hayrola Tergit, ne yapıyorsun burada? Hayırdır İlmi, asıl sen ne yapıyorsun? Bunlar kim ya? Avukatlarım, muhasebecilerim, işletme müdürlerim. Daha doğrusu bir kısmı. Kondisyonu yetmeyenleri dönerken toplayacağız. Ve primlerini keseceğiz. Bu vücut bir tesadüf değil. Tergit, şimdi sen soruma cevap ver bakalım. Ne yapıyorsun burada? Hı? Petrol arıyor. Kıtanır! Ya bir işin Naci Bey'i de durursun. Ne dediydin sen Tergit? Petrol arıyorum. Hani beni önlerine yesinler diye attın o petrol baronları var ya. Çok müstesna iş adamları çıktılar ya. Ortak olduk. Sermaye onlardan, emek benden. Senin petrol baronu dediğin bayi toplantısında otel bornozu çalan adamlar. Sermaye dediğin iki kürek, bir kazma. Bu delik deşik ettiğin arazi de bana ait. Köpek! Avukatlar! 4 saniye. Fena değil. Burası senin arazin mi ya? Ne bileyim ben bilmiyorduk ki. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Başka bir yer buluruz. Hiçbir yere gitmiyorsun Tergit. Şu çevrede gördüğüm bütün boş arsalar bana ait. Ayrıca özel mülküme zarar verdiğin için istersem senin canını okurum. Okur muyum? Okursun. Okursun. Oho. Maşallah maşallah. Peki ne olacak şimdi? Benim için çalışacaksın Tergit. Eğer ki petrol bulursan sana küçücük bir yüzde veririm. Ha ola ki bulamadın bana hiçbir şey olmaz. Dağ gibi bor yatırımım beni bekliyor. Sürekli kazanıyorum. Boyuna kazanıyorum. Büyük ileri marş. Büyük ilmi zafere gider. Zafere gider. Büyük ilmi hep kazanır. Hep kazanır. Hep kazanır. Yani ben durduk yerde Hilmi ile çalışmaya başladım. Bu Hilmi denen adam paranın hem efendisi hem kölesi. Böyle bir herif yani. Turgut abi, yemişim Hilmi'yi. Asıl hikaye bende. Bir izin verir misin? Ah hanım, ah ah. Nedir benim bu Deniz'in keli geçmişinden çektiğim? Herifin geçmişi bir ergenin internet geçmişinden bile daha kirli. History'yi sil seçeneğine tıklıyorum. Bilgisayar kasılıyor. Geçen hafta zaten sinirim tepemde. Bir de ne göreyim? Afiyet olsun. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kartal, müşteri var. Allah Allah, niye doluyuz? Kim bunlar? Hiç bulaşma Feyza, hede geç. Deniz Bey gelecek değil mi? Kim? Sana ne lan Deniz Bey'den? Ya hede geç dedik işte, niye karışıyorsun sen? Çok sağlam bahşiş bırakıyorlar Feyza, rızkımızdan etme bizi. Niye karışmayayım? Bunlar Deniz'in eski kırıklarının bir kısmı Feyza. Boşta olduğunu öğrenmişler. Kimi oholsun demeye, kimi amortisiyle bir bilet daha almaya, kimi de hani sanki böyle kazayla karşılaşmış gibi yapıp eski günleri yad etmeye gelmişler. Fakat ben onları yolladım. Akşam gelecekler. Sabah sabah yad olmaz diye düşündüm. Adam zaten kendi zoru yanmış. Bir de bunlarla mı uğraşsın Feyza? Nasıl, iyi düşünmüş müyüm? Hı? Ne dedin? Ne yadı ya? Bunların hepsi Deniz'in eski kırıkları mı? Evet. Anam! Bir de kategorik mi oturtursam bunları? He işte, yaş grubuna göre masa masa. Mesela bu katta full esmerler, ikinci katta sarışınlarla kızırlar, üçüncü katta da yabancı uyruklar var. Fakat ben onların dilinden anlamadığım için vücut dillerine göre oturttum. Biraz karıştırmış olabilirim. Günaydın. Allah Allah. Tipe bak. Deniz gelmedi mi? Yok mu? Neşe, sen düğüne mi nişana mı gidiyorsun diyeceğim ama sen bence buradan direkt gerdeğe gidiyorsun. Ay yok ya, her zamanki halim. Öyle ne bulduysam giydim geldim. Şaşırtmalı soru. Ne bulduysam diyor şair. Fakat hiçbir şey bulamamış. Şiirle ilgiliyim bu ara. Kelimelerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynanmasını seviyor. Sarayı kızım Deniz'den. E sana ne bana neyse Deniz'den. Bana bir şey yok. Bana hiçbir şey yok. Duydunuz mu? Evinize söylüyorum. Bana hiçbir şey yok. Yalnız bir açıklama yapılacaksa bize de yapılsın. Kaç saattir bekliyoruz. Gelmeyecek mi yoksa Deniz? Gelecek ablacığım. Sıra numarası vermedik mi biz size ha? Sırası gelen tek tek görüşecek Deniz'le. Allah Allah. Yalnız ben internetten aldım sırayı. Kağıdım yok. Telefondan göstersem olur değil mi? Olur, olur. O da kabul ablacığım. Bir tek karşıdan gelenler yarın görüşecekler. Herkes ona göre ikametgah belgesini hazırlasın. Ta Edirne'den geldik biz. Bize de kolaylık sağlayın. Ay lütfen kurallara uyulsun. Bilseydik ona göre gelirdik canım Trabzon'dan. Oha! Oha! Kimsiniz siz?
Allah daha beter etsin Feyza. Sayamadım kaç kişiler. Kız meslek lisesi gibi ortamdı. Kalk çabuk. Kofti kofti şeyler anlatıyorsun. Asıl mevzu abinde. Aman yarabbim. Bir şapkınlık hikayem var Keriz Emrah'la. Dur anlat. Hannover Dortmund maçı ne olur la çakma robokop. Hannover'ın evinde puan kaybına tahammülü yok. 1-0 çifte şanslı basket. O zaman 2 oynuyor. Çünkü 3 vidası olan bir makinenin beni yönetmesine asla izin verme. Bir belgesel izlemiştim. Terminator 2. O gün bugündür makinalara hiçbir güvencem kalmadı. Defol git lan. Terminator'ı belgesel sanıyor. Bana rüzgar yapıyor pezevenk. Küfür etme lan. Hele hepsi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne lan bu halin? Ha? Karısı memlekete gidince tinercilere dönen emekli dayılara dönmüşsün. Hayırdır? İyileşme benle Metito. Artık yeni tarzım bu. Söyle bakalım şu lekelere bakınca ne görüyorsun? 3 gündür yediğin yemekleri görüyorum oğlum. Ne göreceksin? Tavuk, döner, ayran. Makarna, tavuk, döner. Ayran yok. Ulan tam da öğrenci menüsü gibi ha. Dün akşam bir de... O ne lan? Yemek değil lan. Ulan insan evladını atletine siler mi? Vicdansız adam. Bense bu lekelere bakınca depresyona girmiş bir adam görüyorum. Üstelik bunu anlamak için psikolog olmama da gerek yok. Eda benim kendi kendime bakma nedenimmiş gibi. Hani derler ya kadınlar kadınlar için giyinir diye. Ben de Eda için giyiniyormuşum. Hayır, kabul etmiyorum oğlum. Koy vermeyeceğiz hemen kendimizi. Bir tek Eda mı lan bize bakar? Kaç milyar kadın var lan bu dünyada? 3 milyar 177 milyon 203 bin. Neyse. Hadi senin akrabanı, ananı, bacını çıkaralım. Benim akrabalarım, anamı, bacımı çıkaralım. Kaldı mı sana 3 milyar 110 milyon? He? Bunlardan bir tanesi bile dönüp bakmayacak mı lan bize? Hı? Bravo ya. Mükemmel hesap. Allah razı olsun. Nerede lan bu kadınlar? 3 milyar kadın var diyorsun. Hani nerede? Ben niye göremiyorum? Nerede bu kadınlar? Yok. Haklısın. Ömrümüz bu emekli dayılarla geçecek ya. Meslek liselerindeki öğrenciler gibi kadın görünce tanımlayamayan cinsim yaklaşıyor diyecek. İlk defa beyaz gören Zencu kabilesi gibi şaşkın şaşkın bakacağız Emra. Pardon, burada tost veya sandviç yiyebileceğimiz bir yer var mı? Üzüntümü ne kadar derin yaşıyorsam kadın sesleri geliyor kulağıma Emrah'cığım. Tost var mı diye soruyor değil mi? En azından bir simitçi falan da mı yok? Şimdi de simit sor değil mi? Van kahvaltı salonu mu lan burası? Hadi başla kapıyı. Peki, rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Lan oğlum kahvede hakikaten kadın var lan. Aptal çocuk. Serap görmüşsündür ya. Turgut amcadır o. Hak et kızla bunlar. Efendim siz karakuru kusuru. Karakurilerin kusuruna bakmayın lütfen. Ne vardı? Biz buraya yeni taşındık. Öğrenciyiz de. Kahvaltı yapacak bir yer arıyorduk. Bildiğiniz bir yer var mı? Var. Efendim çaylar da geldi. Buyursunlar. Afiyet olsun efendim. Bizim kahvenin de kahvaltısı meşhurdur. Vallahi yiyen bin pişman, yemeyen de bin pişman. Metin Bey evladım, çok güzel koktu. Bir menemen ben de kırabilir miyim? Amcacığım kahvaltı saatimiz geçti. Kahvaltı saat 11'i 13 geçeye kadardı. Şu anda tam 11'i 14 geçiyor. Şimdi ben sana menemen yaparsam diğerleri de ister değil mi ama? Lütfen biraz müesseseye sahip. Tamamen organik. Sivas'ın yiğidi arılarının ürettiği balı ve köylünlemin kendi elleriyle yaptığı kaymağı tadımladınız mı? Ağızlara bak sanki Vedat Milor'a sunum yapıyormuş şerefsiz. Niye kız? Niye? Yani efendim kızlar resmen ilk görüşte benim için yanık kıvamına gelmişlerdi. Daha sonra... Kalk lan. Kalksana lan. Kalk lan. Kalksana lan. Lan. Abisi müsaade eder misin? Artık sıra bende. Ah ah. Asıl derdin büyüğü de bende. Yiğit yetmezmiş gibi şimdi başıma bir de Sivaslı belası çıktı. Ay 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 ay. İşte böyle Ali kardeşim. Uzun lafın kısası benim bir arkadaşımın başı bayağı belada yani. Başka bir arkadaşım da eski karısının peşinde heder oldu gitti. O da yetmezmiş gibi başka bir arkadaşım da aynı evde kalıyor biliyor musun? Durum karışık yani Halil. Bildiğin gibi değil. Neyse ya seninle kafanı şişirdim kusura bakma. Abi. Ben gideyim yavaştan. Konuşuyorduk ya. Bir çay demleyeyim. Ha? Arkadaşıma konuşmak iyi geliyor biliyor musun? Anlattığı zaman rahatlıyor yani. Şimdi bizim Metin'i biliyorsun. Onunla konuşulmuyor. Hayır anasına bacısına anlatsa ayıp olur. Aynı arkadaş Sezai'yle, Hilmi'yle falan konuşsa bütün mahallenin haberi olur. Ama sen öyle misin? Sen bambaşkasın. Sen anlatsan sana kim inanır ki? Şu tipe bak ya. Kafaya tası koymuş, tıraş olmuş. Hayır bir de yakışmış biliyor musun yani? Kuşuştu baby. Ama eyvallah Ali abi. Kalkayım ben artık. Oğlum otur oyunu bitirseydik lan. Daha bir tane dama yaptım. Abi dama bilmiyorum ben. Hocam zeka oyunlarını yasakladı bana. İşleyen demir bitebilir dedi. Zekamı mümkün olduğunca az kullanmalıymışım ki biriksin de çoğalsın. Doğru diyorsun. Sende zeka az olduğu için değerli yani. O zaman şey yaparım. Ben seni tutmayayım.
Ama gitmeden son bir şey söyleyeyim mi sana? Tabii tabii, söyle, söyle. Benim de bir arkadaşım var. Bir kalem tıraşı vardı. Okulda unuttu onu bir gün. Bir arkadaşım diyorsun çaktırmadan. Helal lan sana Halil, bozmadın beni. Sonra kalemin ucu kırıldı. Kalem tıraş bakındı çevreden. Bulamadı tabii. Eski kalem tıraşı geldi aklına. Gelir tabii. Gelmez mi? Bir gün kalemimiz kırılır ve aklımıza eski kalem tıraşımız gelir. Öğrendi ki kalem tıraşını bir arkadaşı almış. Kalemini onunla tıraş ediyormuş. Ama gidip de bu kalem tıraş benim diyememiş. Demez, diyemez. İş işten geçmiştir artık. Ulvi insan, bitirsene hikayeni. Arkadaşın kalem tıraşına kavuşabilmiş mi? Ne olmuş? Ne olmuş ulvi insan? Bilmem, sonra ben 07 uçları yok diye ikisini de dövdüm. Benim kalemim basmalı, uzaklaştırma verdiler. Ondan okulda değildim, onu diyecektim. Allah'ım sen Ali Özdemir kulunu bir daha Halil kulundan akıl alacak kadar düşürme ya Rabbi. Amin. Bir de 07 diyor ya, 09 bile değil. Deva bulmaya çalışıyordum derdime ama işte Halil'le derdime deva bulmak. AIDS hastalığına deva bulmak kadar zordu benim için. Bir işim var, şu işimi bir halledeyim, daha sonra devam edeceğim. Bunların anlattığından bir cacık olmaz. Aksiyonun, temponun düşmediği bir hikaye ister misin? Ha, hiç unutmam, yine Ruslarla ortak bir çalışma içindeyim. Давай с тобой по-русски говорить, чтобы нас никто не понял. Точно. Мы с тобой поработаем, и круто будет, и денег заработаем. Aklımı yitireceğim olsan çok korkuyorum. Kocacığım sen hala soyunmamışsın deseler bu kadar kendimi kaybetmezdim. Ya abi ofis gibi düşünür müsün burayı? Onlar senin iş arkadaşların. Oğlum benim çalışma hayatımda hiç kadın olmadı ki lan. Bırak kadını, tamirhaneye araba getiren kadın bile yok. Ya olur mu abi? İllaki bir tane getiren olmuştur ya. Şu ana kadar bir tane kadın geldi arabasıyla tamirhaneye. O da siz daha iyi bilirsiniz. Buralarda bir araba tamircisi var mı diye adres sordu bana. Ve ben o kadını karım yaptım. Bak 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 laflara bak abi, azıcık ilişkine saygın olsun be, ayıp. Vallahi karım yaptım lan. Mabude yengem o tamirciye tamirciyi sorunca bu kadın kesin bana yürüyor dedim, tuttum koparttım. Hala arabasını başka tamirciye götürüyor ya. Ya bu kadının benim ne iş yaptığımı bildiği yok galiba. Neyse o benim özel hayatım, seni ilgilendirmez. Allah Allah, bir dakika ya, ben sana sorduydum nasıl tanıştınız diye, görücü usulü mü ne dediydin, dişçi dedin sen. Gerçeği sana nasıl söyleseydim olursam, gereksiz yere kendimi övmüş olmaz mıydım? Tek pas almadan bak top rakip takımın ayağındayken buldum golü ya. Bu gerçeği ben sana nasıl anlatayım Oğuzhan? Erkek arkadaşıma İstanbul'da iş buldum. Petrol rafineri uzmanı olarak çalışıyorum dedim. İnanmadı, terk etti beni. Çok üzülüyorum. Ah, bence üzülme. Bir ilişkinin temeli güvendir. Güvenmiyorsa sevmiyor demektir. Bana bak, istersen akşam bir yere gidelim. İki kadeh bir şey içelim. Sen içini aç, beraber rahatlayalım. İyi olur. Bildiğin güzel bir yer varsa gidelim, içelim. Olmaz mı? Var tabii. Ama rezervasyon gerekiyor. Dur ben bir sorayım bakalım. Sezai, yavrum akşam dükkan müsait mi? Bir işim var da. Yok abi yok. Akşama dükkanda çalışma var. Anlarsın ya. Hayırdır Sezai? Dükkana internet mi bağlattın kolpacı? Beni kıskanıyor. Lan ne oluyor? Petrol rafineri etmek suç mu lan? Biz ne yaptıysak vatan millet sevgisinden yaptık. Ülke kalkınsın diye hep. Ya Sezai ne olur versen dükkanı, içim var diyorum. Abi sen petrolü kokluyor mu? Baskın yedik derdine bak. Stoji 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 stoji. Ulan toparlanın diye içeri girmeden önce sirene bastım. Hala üstünüzü değiştirmemişsiniz. Fantazi kıyafetleriniz de hala üstünüzde duruyor. Öyle değil ya. Biz dışarıdan uzman arkadaşlar getirdik. Burada kimyasal tepkimelerde bulunuyorduk. Reaksiyon abi. Kimyasal reaksiyonlarda bulunuyordum. Fiziksel değil, kimyasal reaksiyon bizimkisi. İkisi farklı şeyler. Birinde dış yapı değişir, diğerinde ise iç yapı. Lisede ayağa kalkıp, hocam bu bilgi gerçek hayatta ne işimize yarayacak demiştim. Utandım şimdi. Herifler gerçek hayatta kullandılar. Amirim açıklayabilirim. Biz özel hoca tuttuk. Bizim ufaklıkların ödevlerini yaptırıyoruz. Bizim ufaklıklar demeyeydin, iyiydi.
İsmini vermek istemeyen biri tarafından burada fuhuş yapıldığına dair bir ihbar var. Bizimle geleceksiniz. Kesin metinli Ali'dir. Akılları sıra bizden intikam alıyorlar. Yok yok. Şerif emmi ihbar etti. Hani ismini vermek istememişti? İsmini sevmiyormuş. TC kimliğini verdi. Mahkemeye gitmiş. İsmini değiştirip çomar yapacakmış. Bir yanlışlık olmalı. Şerif olamaz. Burası onun mekanı zaten. Onu da itiraf etti. Onu nezarete aldık. Şimdi sıra sizde. Ulan itlik itlik de bir yere kadar ya. İnsan kendi kendine itlik yapar mı? Siz bunları alın. Kimse yokken ben sıralı savayım. Şimdi Hilmi'nin arazisinde son surat petrol arıyorduk. Hop gezi. Aha gezi. Hop türe. Türe. Gezi türe. İyi film, güzel mekan. Sürekli kazanıyorum ya. Boyuna kazanıyorum. Onum titriyorum. Bilmediğim bir yurt dışı numarası. Kontür çetesi olabilir mi? Yo. Onların her birini ayrı ayrı dolandırdım ben. Taharet bilmez heriflerin donlarına kadar aldım. Demek ki yeni bir çete bu. En iyisi açmak. Açtım. Alo. Hello. 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 Pronto. Muşu muşu. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın Hilmi. Kraliçem. Kurbanın olayım bana direkt beddua et. Allah seni bildiği gibi yapsın lafından çok ürküyorum ya. Neredesin? Cehennemin dibindeyim. Elimin köründeyim. Ulan senin yüzünden ta Sibirya'lara kadar geldim. Senin yüzünden yolladık oğlumuzu bu okula. Sen yazdırdın. Bir de Derya çok sık aramazsak ayrılığa kolay alışır dedin. Ulan dünyadan haberimiz yok. Oğlan 3 gündür kayıp. Kimse görmemiş, bulunamıyor. Ya ben kaçırdım oğlanı Derya ya. Ben o çocuğun ciğerini okumuşum. Hiç başıboş bırakır mıyım ya? Kerata okulu dolandırmış. Evet, daha doğrusu Türkiye'den birkaç tane acenteyle anlaşıp gerçek Russian Enstitü burada diye okulu pazarlamış. Tam 3275 kişiye ön kayıt satmış namussuz. Ben de baktım ortalık karışacak, hemen kaçırdım oğlanı. Biliyorum lan, biliyorum. Dolandırılanlardan bazıları buraya kadar gelmiş. Dışarısı -45 derece. Çadır kurmuşlar, protesto gösterisi yapıyorlar. Ya ne gösterebilirler ki Derya? Adamlar yoksulluktan Ural Dağları'nı aşacak kondisyona ulaşmışlar. Kaç hemen orada, kaç, kaç. İlerle, ilerle, ilerle. Ulan seni koca diye koluma taktığım güne lanet olsun. Oğlum nerede? Cevap ver bana, çabuk söyle. Oğlum nerede? Daha disiplinli bir okula nakil yaptırdım Derya. Sıcak bir coğrafyaya taşındı. Guantanamo'ya yakın. Ne? Allah seni bildiği gibi yapsın. Beni en sevdiğimden ettin. Sen de en sevdiğin canım. Anam! Allah Allah! Büyük kimliği bile şaşırdı. Derya! Sen nasıl yaptın bu yankıyı? Yoksa Rus operatörün bir hizmeti mi bu? Alo! Alo! Kapandı. En son ne dedi o ya? Ben tam duyamadım. Gel yârim ol mu dedi. Sevdalım ol mu dedi. Ne dedi? Anam! Anam yine titriyor. Alo, Hong Kong borsası mı? Ne? Pirinç hisseleri mi düştü? Milyon dolarlar mı kaybettim? Ne diyorsun sen ya? Lan oğlum, Asya'da pirinç tüketimi nasıl azalabilir? Nasıl? Karbonhidratımı kestiler. Ulan ne diyorsun sen? Kapat, beni ağlıyorum. Kapat. Hilmi hayırdır? Biri Ahmet'ti. Kim? Hı? Kim ahedebilir? Bill Gates mi? Donald Trump mı? Ferit mi? Rahmi mi? Aydın mı? Hangisi? Bilmem, belki daha yakınlarından biridir. Ulan yoksa sen mi? Kepçesiydi, kamyonuydu derken dünya kadar masraf açtın başıma. Bir de beddua mı ediyorsun bana köpek? Hiçbir işe yaradığın yok zaten. Sırf zarar, ziyan. Hep para... Anam! Ana! Oho! Cehennemin dibine gitti. Lanet devam ediyor Hilmi Efendi. Bu da senin hoşuna mı gidiyor? Lan zaten hiçbir işe yaradığın yok. Petrol de bulamadın. Kovuyorum lan seni. Defol git köpek. Defol. Tamam. Belki petrolü bulamadım. Ama bizden önce petrolü kimin bulduğunu tespit ettim Hilmi Efendi. Tabii bu bilgiyi seninle paylaşmayacağım. Belki gider onlarla çalışırım. Ya da bornozcu baronlarına gidip onlardan sermaye alır, kendi kuyumu açarım. Artık bu hikayede herkes tek başına Hilmi Efendi. Bir de böyle düşün. Hilmi Efendi, Hilmi Efendi. Yürü git. Sanki kapıcı var senin karşında. Büyük Hilmi'yim ben. Allah Allah. Anam! Eyvah, su hattı patladı. Ulan inşallah şebeke hattı değildir ha. Korkunç masraf çıkarır Hilmi Bey. Sürekli para kaybediyorum. Boyuna para kaybediyorum. Lan! Lan oğlum bir şey yapsanıza. Allah! Bir şey yapın. Anam! Anam! Nereye kaçıyorsunuz? Gelin buraya. Kapat! Kapat!
Bak şimdi. Önce adamlarla beni karşı karşıya getiriyor. Sonra geliyor işin üstüne atlıyor. Bu da yetmiyor, geliyor beni de işten kovuyor. Sen fiber karbon bir insansın. Elini vicdanına koy söyle. Şimdi bu Hilmi'ye şerefsiz denmez de ne denir ya? Ya abicim ne pis bir çene varmış sende. Saatlerdir aynı şeyler anlatıyorsun. Ulan herkesi kaçırdın be. Gerçek dost değiller de ondan. Oysa dost dediğin, arkadaş dediğin öyle hemen arkasını dönmez. Turgut, yuvrum. Bak bak. Turgut, yavrum. Benim halimi de anla. Ya sürekli para kaybediyorum Turgut. Alışık değilim. Bak sana şeker para getirdi. Yemezsen ben de küserim ha. Numbassas. Küsersen küs. Çok da umurumdaydı. Beni öyle Yeşilçam göndermeleriyle falan kandıramazsın beyefendi. Hem zaten bende şeker var. İyi o zaman. Tamam dokunmayalım da yarı fiyatına geri satarım. Sürekli para kaybediyorum ya. Boyuna para kaybediyorum. Turgut, ya bizim bir an önce şu petrolü bulmamız lazım. Ya da petrolü bulan adamların tepesine binmemiz lazım. Büyük ilminin yeni kaynaklara ihtiyacı var. Bana ne ya? Bana ne? Sen beni işten kovdun ya. Kafam karışıklı Turgut. Meğerse seni kovmak CHP zihniyetine kızıp din değiştirmek gibiymiş. Ya tamam şantiye orada. Git istediğin gibi kaz toprağı. Ama önce şu petrolü bulanları söyle bana. Dostum, arkadaşım... Yoldaşım, şekir parayım. O iş öyle kolay olmuyor Hilmi Efendi. Ha, sen petrolü mü istiyorsun? Evet. Tamam. Ama önce beni kazanacaksın. Arkadaşız, dostuz diyorsun. Hepsi lafta ya. Bak Hilmi Efendi, bu işte beraber olduğumuza beni inandıracaksın. Değerli olduğumu, özel olduğumu bana hissettireceksin. Bir de böyle düşün. Hı? Tamam lan. Numusuz. Aferin. Aferin. Yine para kaybedeceğim. Sinan, oğlum o çıkardığınız toprağın taşını ayıklayıp kamyona öyle yükleyin. Bahçe toprağı diye satacağız onu. Bir de böyle düşün, atıktan bile kar edeceğiz. Ortanca Turgut bunu beğendi. Nedir acaba? Ya yalnız hiç olmuyor usta, zerre benzetemiyorsun. Hilmi böyle konuşmuyor ki bir kere. Niye lan? Aynısı işte bak. Bir de böyle düşün. Yok be abi, öyle değil. Böyle diyor, böyle. Bak bak, bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Bir de böyle düşün. Lan bir durun lan. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Hilmi tarikat mı kurdu? Bu ne biçim ayin lan? Sezai. Sezai, senin ne işin var lan burada? Ula, petrol aradığımızı duydun ondan geldin değil mi? Modele bak ya. Kadir Savun gibi adam... Kendini Pufida diye benzetmiş. Petrol arayacaksan Ceyhar'a özen, Bobby'ye özen, AB takıl, Daniel Plevio'ya özen, Hilmi'ye özenilir mi? Elimde tatlıyla gelmişim takıldığım mekana bak ya. Al şunu al, al, al. Ulan gene mi şeker para ya? Ne gönderme yapma meraklısı adamlarsınız ya. Kardeşim ben şeker hastasıyım. Bana zehir versen daha iyi. Arkadaş. Ben arkadaşımı iyi tanırım. O tepsideki tatlıların hepsi diyabetik şekerden yapılma. Senin için özel aldım. Hadi afiyet olsun ye ye. Bir de pahalıymış ya. Kasadaki karıyla kavga ettim. Bu ne melikem? Dükkanda mı beraberinde satıyorum dedim ya. Beyefendi küfürlü şey etmeyin yalnız deyince ulan senin de dedim. Tam o arada bir tane adam çıktı. Ya tamam Sezai anladık tamam. Kısa kes. Sen niye geldin buraya? Bu işi bırak demeye geldim Hilmi. Aman Metin. Turgut. Aman Turgut işte. Bu işi bırak demeye geldim. Boşa kürek çek. Bu kuyudan da bir halt çıkacağı yok. Senin ayarın petrol işini kaldırmaya yetmez Turgut. Vazgeç. Yok ya. Baba baba baba. Tipe bak tipe. Sanırsın kendisi petrol kralı. Kralım tabii lan. Çalışın lan çalışın. Siz çalışmaya devam edin. Bu mahalledeki petrolü ilk bulan benim Turgut. Taht da taç da benim hakkım. Sen şimdi bunu bana niye söylüyorsun ki? Ben arkadaşımı iyi tanırım Turgut. Kime ne sır verilir, kime ne ölçüde güvenilir iyi bilirim. Anladım. Lan gaza gelip söyledim ya lan. Allah benim belamı versin. Hilmi duyarsa yandık ki ne yandık. Lan bin derdim vardı, bin bir ettim ya. Ah be bağrı yanık Anadolu çocuğu Sezai. Ah, ah. Lan oğlum tabii siparişler geri döner ya. Muz Cumhuriyeti'ne tonlarca anamur muzu göndermişsiniz. Hadi o neyse. Ya Norveç'e tüy sarartıcı krem göndermişsiniz. Efendim ton farkım var. Yürü git lan. Kovdum seni köpek. Telefonu da masanın üstüne bırak. Şirketin telefonu. Arama bitti. Hilmi hayırdır? Ne hayırı be Tarık?
Ne hayır ya? Sürekli para kaybediyorum. Altın alıyorum, düşüyor. Döviz satıyorum, yükseliyor. Büyük ilmeğim, büyük zarardayım. Zarar kârın kardeşidir derler. İlmi olur o kadar ya. O nasıl kardeşmiş ya öyle Helin Avşar gibi? Neyse neyse, sen beni niye çağırdın? Ya İlmi, ben sana bir itirafta bulunacağım. İtiraf mı? Ha. Arsadan petrol çıkmadı mı diyeceksin? Ya sen onu boş ver. Sen petrolü bizden önce bulanlardan haber ver. Ne yapalım? Böyle kazıp balrua mı uyandıralım? Ejderha gibi uçup üstüne mi konalım? Antiparantez, Hilmi fantastik edebiyatı sever. Şimdi sen beni şantiyeden kovunca ben çok sinirlendim. Sana yalan söyledim Hilmi. Yalan mı? Hiç sevmem. Birilerinin petrolü bulduğuna emindim ama kim olduğunu bilmiyordum. Sonra... Var yanık Anadolu çocuğu Sezai. Var yanık Anadolu çocuğu. Evet sonra... Sonra Kandıca'nın altında petrol falan olmadığına kanaat getirdim. Ya birileri petrolü bulmuş da yok satmaya hazırlanıyormuş da hepsi yalan, palavra. Yani kusura bakma Hilmi, yani bunca derdin arasında bir de ben seni uğraştırdım. Evet uğraştırdım. Al bu da bana aldın hediye. Sen benden daha iyilerine layıksın. Layım, evet. Senden daha iyilerine layım. Yürüt! En azından bunu kurtardım. De bunu ne yapacağım? Şimdi bu yüzüğü kuyumcuya iade etsem çok değer kaybeder. En iyisi adı T ile başlayan birini bulup ona kakalamak. Bir kahvenin 40 yıl hatırı olur da 40 yıllık dostun bir hatırı olmaz mı, değil mi? Yani Sezai ile tekrar kankayız. Ya Turgut abi tamam, ne anlattın bu kadar? Bir müsaade eder misin? Baktım Deniz'in geçmişinden kafayı yiyeceğim. Deniz'in kirli geçmişi kadar kirli adamlarla çalışmaya karar verdim. Evet, Sayın Feyza Hanım. Öncelikle kuruluşumuz adına bu çalışmada bizi seçtiğiniz için teşekkürlerimizi sunar. Sonralıkla da... alın alın birer tane. Önce bir beslenin. Yiğitlerim, watchlarım benim. Aytosun, Aytosun Paşa. Sen onu duyabilecek misin? Benim anlamadım. Abicim biz mafya değil miyiz? Niye dedektiflik yapıyoruz abi? Oğlum dur şimdi müşterinin yanında karıştırma. Efendim yeni kart vizitimiz... Her türlü mafyatik iş itinayla yapılır. Şimdi zabıtalık da dahil. Buyurun buyursunlar. Zabıtalık mı? Evet zabıtalık. Hem de çok uygun fiyatlara kişisel zabıtanız olabiliriz. Bence de saçma. Ama ne yapalım abla? Ekmeğimizin peşindeyiz. Oluruz yani. Hele pişi için kesin oluruz. Bu ne güzel pişiymiş. Ben ilk defa yiyorum. Fransız mutfağın bu. Ne? Kocaman monsieur. Pişi yok mi dedi. Ne alakası var Fransız mutfağıyla? Sushi yok mu oğlum? Bu da pişi. Sallamış da olmayayım da. Matematik sever Japonların en sevdiği yemek buymuş. Tabii. Pi diye bir sayı var. Çok meşhur ama ben çok sevmiyorum. Yani güzel başlıyor. 3.14. Ama sonra bozuyor. 1.59, 2.65. Çok bozuyor. Ah! Yeter be! Oğlum ucuzsunuz diye mi bu rahatlık? Boş boş konuşmayın, beni dinleyin. Allah Allah! Ben de boş boş konuşacağım. Hakkımı yemeyin sayın müşteri. Siz boş konuşunca bir şey yok. Sıra bana gelince mi boş konuştuğunuzu anladınız? Oğlum sen ne coşuyorsun müşterinin yanında? İlgi çekmeye mi çalışıyorsun evvel? Susun yeter! Bugüne kadar Deniz'in kaç sevgilisi olmuş, kimlermiş, nelermiş hepsini öğrenip geliyorsunuz benim asabımı bozmayın. Aa! Lan ciddi de konuşmadık. Neyse Allah'tan belediyeden maaşlar var da. Ye yavrum, sıkı doyur. Onu yiyemeyeceksin. Şey yaparım. Görevlendirdiğim mafyaları ertesi gün sahile vurmuş şekilde buldum. Ağlama yar, ağlama anam. Mavi yazma, bağlama. Ne yapıyorsunuz lan? İş ne oldu? Sabah sabah neyin içmesi bu? Gel Feyza, gel.
Koskoca evrende toplu iğne başı kadar bir yerdir dünya Feyza. Biz de toplu iğne içindeki mikroplar kadar bir şeyiz. Niye varız? Varlığımızın anlamı ne? Düşüyorum be reis. Düşüyorum. Yalnızlık sarmış her tarafımı. Boşluktayım sanki, bırakmıyor. Değersiziz be oğlum. Hiçiz. Biçiz. Bitches, you know that? The F word. Ne diyor? Oğlum ne yapıyorsunuz burada? İşi hallettiniz mi? Hadi halletmediniz, beni niye çağırıyorsunuz? Hallettik Feyza, hallettik. Sonuç? 1326. 1326 ne ya? Miladi mi, hicri mi? Bursa'nın fethinden mi bahsediyorsunuz bana? Yok be Feyza. Yani toplasan o kalabalıkla Bursa'yı fethetmeye gidersin tabii de. 1326 sevgilisi olmuş herifin. Adam, adam gibi adam çıktı. Damızlık öküz olarak iş bulsa 1200 iş gününde erken emeklilik imkanı var, öyle düşün. Ya 1326 nedir abi ya? 1326 nedir ya? Hayır, hiçbir şeyde bölünmüyor ki, durumu anlayalım yani. Ne yapmış bu herif? Nasıl yapmış ya? Hayır, yeri gelmiş günde 2 yapmış, günde 3 yapmış ya. Ulan ben de diyorum neden benim bir sevgilim yok diye. Meğer hepsi bu adamlaymış. Küçükken annem kurabiye yapardı da ben de benden başka kimse yemesin diye üzerine tükürürdüm. E niyeyse o geldi aklıma. Erkek miyiz lan biz? İnsan mıyız? Açın beni denizlere be. Denize... Ben 326 mı? 28 dediydi bana. Ben çok iddialı değildim zaten. Birinci de olmadı, ikinci de takarım yüzüğü, düzlüğü çıkarım diye düşünüyordum. Ama yok abi, işim olmaz artık. Vereyim parasını VPN kurdurtayım bilgisayara da ben de kurtulayım o gerilimden. Adam 4 taneli rakamlarla uğraşırken ben tek bir haneyle uğraşıyorum. O da kelle başlıyor. Ben de köye dönerim abiler. Anamdan örgü örmeyi öğrenirim. Haftada bir iner kasabada satarız ördüklerimi. Ben de çok yaşamam bu derde düşeni. A dostlar. Ulan mal gibi de sahile geldik. Bak baktıkça aklıma geliyor. Deniz! Mavi yazma tek solar adam diye gibi dalama. Tuttuğum adamlar denizi araştırırken kendi içlerine dönüp hayata küstüler. Peki ya ben? Ya ben kime küsecektim? Hem hayata hem de denize mi? Paramparçanın yeni bölümünü mü anlatıyorsun kızım? Ne anlatıyorsun? Hı? Kalk oradan da yeni kitabım Sapkınlığım ve Çapkınlığın kitabını anlatmaya devam edeyim. Kız. Efendim, kızların dibi düşmüştü. Öyle ki 2-3 peynir koyduk önlerine, hemen tav oldular bana. Kızlar, patatesli gözleme hazır. Kavurmalı kaşarlıyı da 2 dakikaya hazır ediyorum. Ben başka hiçbir şey yemem, acayip doydum. Aa, kendi el cihazlarımla yaptığım mantımın tadına bakmadın daha yavrum. O zaman ben balıkları kızartmıyorum. Ya da kızartayım ya, acıkırsınız neyim? Yolluk olur. Ağır olur o sabah sabah. Almayalım, sağ ol. Ağır olur mu yavrum? 2 tane küçük balık, aşk olsun. Yettim kızlar, yettim! Bir 10 dakikaya yumurtlatıyorum tavuğu. Taze yumurta yedireceğim size. Sonrasında tavuğu da yer miyiz? Yalnız tavuk anlamasın, kaş göz işareti yapın. Biz kaçalım ufaktan. Hesap alabilir miyiz acaba? Hesap? Tabii, hemen bakayım. El ver oğlum. Takımı dar yaptırmışız. Evet, hemen bakıyorum efendim. Sizin ne vardı? 8 kalıp peynir, 4 kilo zeytin, 5 petek bal. Ne hesabı kirvem? Bu seferlik bizden olsun. Oğlum niye çalışın hesabını yapıyorsun lan? Oğlum sen bir karışmasana lan. İşine bak, bir rahat dur. Evet, 4 ekmek. Hadi ekmekler bizden olsun. Oh. Bayanlar bayağı kabarık geldi hesabınız ya. Buyurun hesap. Petito ben ısmarlıyorum. Borç benim borç. Ver şunu. Oğlum onların ödemesi lazım. Bir yürü git lan. Ya ver şunu kardeşim. Allah Allah. Ne gelmiş hesap? Aa, 2 tatlı öpücük, bir sevimli gülümseme, 2 dene gülen simile. Kızlar petitondan bir romantik prens çıktı. Memnuniyetle sizin yerinize ben öderim hesabı. Gel canım. Şu birinci öpücük. Oh. Şu ikinci öpücük. Oh. Vahşi, sizi de bırakmayacağım tabii ki. Gel. Oh. Kızlar, gördüğünüz gibi hesabı ödedim. Sonra bilahare sizden faiziyle tahsil edeceğim. Ya çok şekersiniz. Çok sağ olun gerçekten. Ama biz gidelim artık. Yol uzun, trafiğe kalmayalım. Ah ulan ah. Kızlar bize sinyal çakıyor Metin. Yolda bunları okula bırakırken bir de muhabbet ağırlardık. Ya be! Ama bizde araba yok. Ben bulurum, oyalı onları. Kızlar, mahallemize yeni taşındınız. Ben de buralarda yeni sayılırım. Size çocukluğumun geçmediği yerleri göstermemi ister misiniz? Teyze! Neredesin kız sigortaya?
Yoksa benim alkollü mekanda çalışmamdan rahatsız olup yabancı erkeklerin çapkın bakışlarından kıskandığında beni eve mi kapatmaya geldin? Yo, o konuda benim içim rahat ya. Yani şu tipe yazacak kadar zor durumda olan birisi varsa buyursun gelsin yazsın. Sevaptır yani. Şu anahtarları ver bakayım arabana. Hangi arabana? Senin arabanın. Benim arabam yok ki. Ben arabamı sattım. Nasıl? Niye sattın lan? Estetik ameliyat oldu. Hani benim sol ayağımın parmakları böyle birleşikti ya ördek ayağı gibi. Onu mu açtırdın? Hayır. Diğerini de aynısından yaptırdım. Bundan sonra denizin üstünde batmadan kertenkele gibi yürüyebileceğim. Aferin lan. Aferin. 40 yılda bir tebrik ettim seni. Her yerin 5 numara 10 yıldızlı bir perden eksikti ayağında. Bundan sonra bana patlamayan lastik taktıracaksın. Onu da böyle ağzında şişireceksin. Kupi. Koy oraya koy. Çekil şuradan be gerizekalı. Bir daha istemiyorum. İlmi abi, gözünü seveyim abicim. Çok müşkül durumdayım. Bana araban lazım. Aa, olur tabii olur. Al şunu. Katalogdan istediğini seçer. Üstü açık olan çok güzelmiş. Versene onu. Şoför de ister misin yoksa kendin mi kullanacaksın? İsterim tabii, zengin gösterir. Pek sanmıyorum ama koruma ister misin? İsterim tabii, 4 tane olsun. Vallahi mi? Sen benimle taş geçiyorsun değil mi? Şurada yardım istedik, yaptığınız muameleye bakın be. Yazıklar olsun. Hayatımda gördüğüm en kötü insansın sen. Erol Taş bile senin yanında Nihat Hatipoğlu gibi kalır be. Senden nefret ediyorum. Anladın mı? Nefret, nefret, nefret. İleri, ileri, ileri. Allah Allah ya. Ben gerçekten verecektim. Ulan artık karakterim nasıl oturduysa kimse benden bir iyilik beklemiyor. Hilmi bunu tutarlı buldu. Beni niye durdurdunuz oğlum? Metin abi, istedikli kulak misafir oldum. Araba mı lazım? Yok. Var mı lan? Ha, yok. Benim arabayı da bakıma verdim Metin abi. İstersen amcaoğlunun arabası var. Ama tek kapı. Tek kapı mı? He. Kızları havada atarız hemen ha. Aba! Yalnız hemen gidelim. Ben kızları çok beklettim. Koş koş. Deniz, nereye gidiyorsun lan? Niye kaçıyorsun benden? Ya Feyzam, görmüyor musun? Abin gözleriyle resmen benden yardım dileniyor. Kaç bakalım, kaç. Daha nereye kadar kaçabileceksin? Çıkart lan kafanı. Tek kapılı araba dedin bu muydu lan? Sen ne anladın ki? Tek kapılı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz, oğlum kapı bozuk galiba lan. Bir el at da çıkayım. Arada sıkışıyor herhalde, ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var, oradan mı inmeye çalış? Lan ne yaparsanız yapın hadi. Ne haliniz varsa görün. Neredesin sen Kerem? Sen gelmeyince kızları tek başıma okula bırakmak zorunda kaldım. Ne lan bu? Sen kızları kızların arabasıyla mı okula bırakıyorsun? Sen araba bulabildin mi kardeşim? Bulabildiysen ona geçelim. Ya aslında bizi bırakmanıza gerek yok. Zahmet etmeyin. İşinizden geri kalmayın. Yapmayın güzel bayan lütfen. Bizim zaten işimiz yok. Boş gezelim, boş kalkmasıyız biz. Ama bu da yetti artık ya. Tek bir şartla bizi okula bırakabilirsiniz. Arkadaşınız da bizimle gelecek. Kim? İfadesizdiniz. Hanımlar, hanımlar. Siz bizim sırf sizin arabanıza binebilmek için erkeklik gururlarımızı ayaklarımızın altına alabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Siz bizi böyle mi tanıdınız? Böyle mi tanıdınız bizi? Evet, çok doğru tanımışsınız. Helal olsun size. Tam bir insan sarrafıymışsınız. Takdir ediyorum. Pardon, şuradan iki öğrenci alır mısınız? Ne diyorsun sen be? İyice dolmuşa bağladı bu da. Yok ya, öyle değil ablacığım ya. Şuradan yani yoldan hakikaten iki öğrenci daha alsanız da dörde dört olsak diyorum bari. Sinirlenme kız. Metin'in sesi çok güzeldir. Bülbül gibi şakın olmasız. Bir türkü parçalasın da dinleyin. Yalnız biz yabancı dinliyoruz. Tamam, o da yabancı dinliyor. Ne zaman baksam Robert Hatemo dinliyor. Öyle değil yalnız. Mesela Soldier of Fortune dinliyor mu? Soldier of Fortune ne lan? Tamam beyler, panik yapmayın. Sivas'taki dedem de bu şarkıyı dinlerdi. Soldier of Fortune diyor. Yani... Kızları da askere alın. Parçala Metin. Kurban olam size ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Kızları da alın artık askere. Tamam. Deniz'i duyamıyorum. Ben konuşmuyorum ki zaten. Aa, demek ki o yüzden duyamıyorum. Anlatsana biraz. Nerelere takılıyorsun sen? Evde takılıyorum. Aa, home party. Ev partisi yani. En güzelini yapıyorsun vallahi ya. Bu aralar gideceğin bir yer var mı? Yok. Var!
Bizim mahalle partileriyle ünlüdür zaten. Mahalle olarak tek partili döneme geçti. Ne kadar seksi varsa mahallede bir eve toplanıyoruz, sabaha kadar parti yapıyoruz. Gelmek ister misiniz? Ne zaman? Bugün. Tüh ya, bugün bir işimiz vardı. Yarın. Aslında bugünü yarın erteleyebiliriz. Bugün. O zaman bugünkü partiye biz de gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Peki biz gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Öyle be, Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Artık biz de kızlarla aynı ortamda bulunabileceğiz. Kurban keseceğim, kurban! Kızlar, alacağınızı aldınız. Artık akşama iyi bir fingirdeşirsiniz de. Arkadaş, bizi müsait bir yerde tükürün. İşimiz gücümüz var bizim ya. Bu nedir ya? Kurban olam size, ey komutanlar. Kurban olam size, ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Kirvem, öyle bir ev partisi verelim ki Amerika'daki zenci rapçilerin havuz başı partilerinden bile şekilli olsun. Tupekler, 50 Cent'ler gelip desin ki, kardeş siz niye ettiniz la bro? Biz bu kadar rapçiyiz, zenciyiz, biz Amerika'da bu kadar Latinçiyi bir araya toplayamadık, abi desinler. Meraklanma, o iş bende. Kızlar, siz de rutin normal hayatınızdan sıkıldınız mı? Benim çılgın gecem olmayacak mı diye üzülüyorsunuz değil mi? Ev partisi ayağınıza kadar geldi. Ayrımcılık yapmayın. Okul diye ayırmayan, tamamen genele hitap eden genel ev partimize hepiniz davetlisiniz. Amca senin tipin iyi, kesin kızın da güzeldir. Akşama çağır o da gelsin. Elitlik, marjinallik yok bu partide. Genelinizin hoşuna gidecek, eğlencenin doruklarına kadar hissedilebildiği genel ev partimize hepiniz davetlisiniz. Hadi vurguncular, vurguncular. Bunu da hep yapmak istedim şimdi. Hadi vurguncular. Ev partisine katılmak hiç bu kadar kolay olmamış. Ya hadi anne git artık ya. Kızlar gelecek. İlk günden anamla mı tanıştırayım kızları? Dur oğlum itme. Seksonlu bir iş var dolapta. Gündüzden hazırladım. Soğusun diye dolaba kaldırdım. Konuklarına ikram edersin. Şu yan komşu Rus Natasha Hanım'a da köyden bir bidon vodka gelmiş. O da lavabonun altında. İçkiniz biterse oradan içersiniz. Tamam anne git artık hadi ya. Hadi yeter ya. Anne sen beni götürmüyor musun? Götürmüyorum tabii. Ben bir gece arkadaşımla eğlenemeyecek miyim? Geleceksin beni orada rezil edeceksin. Kafa açacaksın. Sen benden utanıyor musun anne? Utanıyorum. Anladın mı? Utanıyorum. Herkesin kızı cool. Sen varoş varoş işler peşindesin. Düş artık yakamdan. Düş paçoz. Ay abi. Gerçekten annemi tanımasam beni sevmediğini zannedeceğim. Feyzacığım ben annemi gerçekten çok iyi tanıyorum ve annem seni gerçekten hiç sevmiyor. Ortamlarda salak salak hareketler yapıyorsun. O saçını şöyle bir hareketin var ya onu yapıyorsun ya. Mal gibi görünüyorsun. Sana uyuz oluyor abi. Neyse ya neticede annem atsam atamam, satsam satamam. Baksana ben sana bir şey diyeceğim. Kartal dedi ki kızlar Deniz'i çok beğenmiş. O yüzden geliyorlarmış. Hatta bu gece skor bile olabilirmiş. Doğru mu? Kim? Kızlar Deniz'i mi beğenmiş? Ben varken Deniz kim lan? Deniz geldi bana dedi ki abi dedi gözünü seveyim dedi. Şu kızı dedi bana ayarla dedi ya. Gitti bir de türkü söyledi kızları etkileyeceğim diye gariban iyi mi? Deniz gerçekten bunları söyledi mi? Ha ben bu çocukla başa çıkamam ki. Tabii kızım. Hatta bana geldi abi dedi beraber dedi şapkınlığa çıkalım ne olur dedi. Sen kim köpeksin? Lan dedim elimin tersiyle buna bir koydum çat pat küt ağzını burnunu kırdım. Kofo ya iki kız görünce dibi düşüyor sapı. Of ya of deneyeceğim. Sana ne lan elin adamından? Sen niye deliriyorsun? Hiç. Mahallelinin seni bu şekilde kullanması benim sinirlerimi bozuyor abi. Sorma. O da benim lanetim. Kahretsin ki alımlı ve çekiciyim abim yapacak bir şey yok. Allah'ın işi. Tamam ben gidiyorum. Çık lan. Metin ne yaptın lan? Gittiler mi? E bunu oğlum sen de hazırlanmamışsın. Hazırlandım ya oğlum. Benim kıyafetim bu. Metin bu nasıl bir tipsin sen böyle ya? Ne giysen yakışmıyor oğlum ya? Seni dayın mı doğurdu? Ha, çakal. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi anladım. Özgüvenimi yerle bir ederek bir adım öne geçmeye çalışıyoruz. Vay çakal. Sonunda beni çözmeye başladın. Çak çak. O zaman parti başlasın. Aç. Dur. Kızlar geldi.
Abi. Hı hı, abi. Erkek kardeşin büyüğü. Bugün elime bir tane broşür geçti biliyor musunuz? Baktım ev partisi. Bir gideyim eğleneyim dedim ya. Kurtlarımı dökeyim dedim yani. Ne yaptım? Giyindim, kuşandım, saçımı başımı yaptırdım. Bir heyecanlandım ya. Adresine bir bakayım dedim. Acaba neresi? Bir baktım. Anam! Benim kendi evim yalan. Ya siz beni kendi evimdeki partiye nasıl çağırmazsınız oğlum? Abi açıklamama izin ver. Neyini açıklayacaksın oğlum? Bir insan kendi evindeki partiye. Nasıl çağırılmaz ya? Abi müsaade et, izah edeyim ya. Tamam lan. Et. Açıkla. Bana bunu açıkla hadi. Abi çok yaşlısın ve kafam büyük. O yüzden seni çağırmadık. Mantıklı. Ha işte şöyle ya. Bak görüyor musun? Bana böyle makul bir şekilde beni insan yerine koyarak açıklama yaptığın zaman kabul ediyorum yani. Bana böyle mantıklı şeylerle geldin mi gurur yapmam biliyorum. Ben de olsam beni çağırmazdım. Anlaşın için teşekkür ederiz abim. Rica ederim. Kızlar nerede? Yukarıda mı? Hoş geldin Ali Bey amca. Şeref verdi. Buyur geç otur. Allah'ın Sivaslısına bak hele. Kimin evinde kime hoş geldin diyor. Evden seni postlarayım da Şükrü'ye göreceğim ben seni göreceğim. Senin gece hayatı mı var iyiydi? Var tabii Ali Bey amca. Her gece saat 3.45 gibi uyanır, soğuk suyumu içer, Lidl abdestimi yapar, geri yatarım. Bravo. Gerçekten de gecelerin hakkını veren bir çocuksun. Zaten biz sen bir de Teoman. İkiniz de tam bir gece kuşusunuz. Abi sesler geliyor. Kızlar geldi herhalde. Selam gençler ve her zaman genç kalanlar. Partiye giriş ücretli mi? Gerçi ücretli de olsa vermeyeceğim de hep bir sorayım dedim işte. Yani. hani kızlar nerede? Abi bu çekirdeklerin kabuklarını ne yapalım yere mi atalım? Ne? Ne dedin? Neyin kabuğundan bahsediyorsun oğlum sen ya? Ben çekirdeğin hep dışını yereyim içine atarım. Aa bak. Deniz, sen kabukları Kartal'a ver, o yesin. Kartal sen de işlerini denize yedir. Böylece kendi aranızda bir geri dönüşüm sistemi oluşturun, yerler kirlenmesin. Eğer ki yerde bir şey görülürse anam beni, ben de sizi oyalım. Lan! Beyler, galiba bu sefer geldiler, koşun! Hadi! Abi bu ne hal? Olağanüstü hal, beğenemedin mi? Ben senede bir defa eğlenirim arkadaş. Ondan da çılgınca eğlenirim. Bu gece de eğleneceğim. Karışmayın bana ya. Kızlar nerede lan? Burada, gel göstereyim. Vallahi mı? Vallahi mı diyor ya? Başta ben de inanmak istemedim. Yani Melis ben ne yapıyor la bu? Beni affetin 1147. bölümünün tekrarı var onu izle. Televizyonu kapat Metin. Kumandayı al kapat. Bu gece benim gecem kardeşim. Kimse karışamaz. İstediğimi yapar, istediğim gibi eğlenir. La oğlum bu adam benim büyüğüm bak. Elimi kaldıracağım ayıp olacak. Bunu kaldırın götürün buradan. Çabuk. Hadi gidelim Hakan abi. Gel abi hadi gidelim. İnsanlar gergin zaten. Gel. Hakan kim la? Benim adım Turgut, Turgut. He amına koyayım çok enteresan bir isimmiş. İyi ki düzelttin. Hadi kardeşim hadi ya Allah aşkına ya. Hadi kardeşim hadi. Pardon Hakan abi. Aa. Beyler vallahi çok kırıldık. Bak parti varmış bizi davet etmiyorsunuz. Hani kızlar nerede? Komşu! La gelin lan gelin iyi ettiniz. Siz de gelin. Bir siz eksiktiniz lan. Dayınız amcınız ne kadar adam varsa sülalenizde hepsini toplayın gelin oğlum. Bu nasıl bir parti lan? Böyle ortam mı olur? Ya halı sahaya adam çağırsak ancak bu kadar toplanırdık ha. Hayır arkadaş benim anlamadığım kimse gereken yanında bir tane bile kız getirmiyor ya. Bir tane bile ya. Nasıl bir mahalle olduk biz arkadaşlar? Bizim soyumuz tükenecek böyle giderse. Bir de şunlara bak. Boy sırasına girmişler. Joe, William, Jack, Avare. Şu kasçık ağzı yüzünden üremeye fırsat mı var Ali abi? Neyse biz de gidelim şurada bir parti kağıt atalım bari. O bizim yanık arkadaşlarını toplamış orada yanık oynuyorlar. Siz yukarı çıkın. Beyler, kızlar gelmeyecekse biz gidelim bari. Aa, yandık. Yandık çıra. Biz gidelim derken kızların evine gidelimden bahsediyoruz. Tövbe estağfurullah ya, tövbe estağfurullah ya. İmam efendi senin ne işin var burada? Ben mi? Başka imam mı var ortamda? Bu kadar erkek toplanmış görünce cenaze var zannettim evladım. Bir mevlüt okuyayım diye gelmiştim. Güzel, oku. Bari günaha giremedik hiç değilse sevaba girelim. Oğlum ne diyorsun sen ya? Yok imam efendi cenaze falan, siz de evinize gidin isterseniz. Selamünaleyküm.
Kendinize gelin beyler. Bu ne hüzündür ya? Kızlar gelmedi diye. Ortamımızda bir tane kız yok diye eğlenemeyecek miyiz kardeşim? Öyle bir eğlenelim ki İstanbul'da ne kadar kız varsa çatlasın kıskançlıktan. Var mısınız? Varız. Var mısınız? Varız. E hadi o zaman. Let's have a party. Ne olmuş burada? Pakistanlı mülteciler mi bunlar? Bak, bak Deniz orada. Deniz, Deniz. Hadi uyan, biz geldik. 6 saattir dışarıda kızların gelmesini bekliyorum. Popşim buz bağladı. Abimleri düzenlediği partiden ne olacak ya? Gele gele 2 tane kız geldi. Hadi kimse uyanmadan kalk bize gidelim. Bu kremancılardan kurtulalım hadi çabuk. Siz hayırdır ya? Ne ayaksınız kızım? Gelmişsiniz burada benim mahalle ortamıma lagaloga yapıyorsunuz. Ben bu insanlar olmadan hiçbir yere gitmem. Salak mısın sen ya? Harbiden salak bu çocuk ya. Hem benim gönül işe yerim çoktan kapandı. Buradaki abilerime, kardeşlerime bir daha laf ettiğinizi duymayacağım. Biz birbirimize çok yamuklar yaparız. Ama kimsenin bize yamuk yapmasına müsaade etmeyiz. Şimdi voltanızı da alın gidin buradan. Kızlar, ben sizin seviyenize düşmek istemem ama sizin insanlığınızı sikem. Ulan sana helal olsun be. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. İşte aradığımız mahalle ruhudur. Koçum benim. Ulan ne genizler var be. Aslan kardeşim benim. Deniz, ekmeğini niye yemedin oğlum? Diyette misin? Deniz. Şu yapmış olduğun kerizliği var ya, Allah nasip edersin sana ölüm döşeğinde bile hatırlatacağım abisi. Süpersin. Mal mal. Gönül gişelerim kapalı dediğim bendim değil mi kanka? Sen. Bence güzel partiydi ya. Eğlenceliydi yani. Bence de harikaydı. Hiç bu kadar eğlenmemiştim ya. Mükemmel. Coştukça coştuk ya. Gerçi bunu anlatmaya bile gerek yok. Yeah. Bence bunu bir daha yapalım. Yeah. Yanık. Çok iyi sıvazladık. 40 yıllık klavurum böyle parti görmedim. Lavlen, bir bu iki. Ya güzeldi, güzeldi, güzeldi. Eğlendim. Demek ki erkek erkeğe de parti yapılıyormuş. Aynen. Güzel yani. Ben... 1326 normalde Deniz'in okul numarasıymış. Lakabıymış yani. 1326 oradan geliyor. Sonra bana şöyle bir mesaj attı. Senden öncekileri saymam ki Feyzam. Ama senden sonra sadece 1'e kadar sayabiliyorum. 28 doğruymuş. Ama olsun yine de 1326'dan daha küçük değil mi? Kalk. Ne anlatıyorsun sen fısır fısır? Ha? Kalk. Aç şekilde bize anlat. Burada Ali Özdemir'in muhteşem planı dururken... Sonunda bana barış ve mutluluk getirecek planım hazırdı. Ve Birdman sahneyi alır. Ay ay. İşte böyle kardeşlerim. Yani uzun lafın kısası, benim bir arkadaşımın başı bayağı belada. Başka bir arkadaşının eski karısının peşinde eder oldu yetti. O da yetmezmiş gibi başka bir arkadaşım var. O da aynı evde kalıyor. Sizin de kafanızı şişirdim. Kusura bakmayın. Kusura bakma diyorsun ama Ali kardeş, sen bizi yanlış anladın. Bizim aramızdaki ilişki müşteri kahveci ilişkisi. Daha fazlasını istemiyoruz. Hakikaten ha. Yarım saattir vır 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 anlattın. Günlük hayatın monotonluğundan kaçmak için geliyoruz biz buraya. Senin dertlerini dinlemeye değil Ali. Nasıl yani? Konuştu konuştu. Zaten bir çay veriyorsun, o da soğuk. Bir de canımızı alacaksın. Sıkından geberdim resmen. Bir de utanmadan bir arkadaşım diye anlatıyor. Resmen gerizekalı yerine koyuyor bizi. Biz anlamadık mı kendinden bahsettiğini? Yürüyün gidelim. Özür dilemeden de geri dönmeyelim. Yürüyün kalk. Arkadaş ne oluyor ya? Gelen posta koyuyor, gelen vuruyor. Böceğe döndük lan burada. Bir tane arkadaşım olmayacak mı benim bu dükkanda? Müdavim. Ali! Ne yapıyorsun kardeşim benim? Çok keyfim yerinde ya. Çok keyfim yerinde. Ayın elemanı olmuşum. Patron acayip memnun benden. Sigortamı bile yatırırmış böyle giderse. Vallahi iyi haberi aldım da. En iyi arkadaşıma hemen haber vereyim dedim. Vay! En iyi arkadaşım. Yiğit Tökelli. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hadi şimdi söyle. En çok hangi çiçeği sever Şükrü'ye? Bu adam da gelip gidip aynı soruyu soruyor. Şükrü'ye mi senin en iyi arkadaşın? Yani... Oğlum ben o kadınla hayatımı paylaşmaya niyetlendim. Elbette Şükrü'ye en yakın arkadaşım olacak. Sen çiçekten haber ver. Evliyken hangi çiçeği alırdın Şükrü'ye? Çiçek? Yani...
Oğlum patron zam yapmadı. Çiçek alacağım mecburen. Ama geceleri depoda yatabilirsin dedi. Pizzacının deposunda. Otel parasından da yırttım. Giderek büyüyorum kardeşim. Çok mutlu olacağız Ali. Gözün arkada kalmasın yani. Çok mutlu edeceğim Şükriye'yi. Yeter lan! Susuyorum, susuyorum. Burama kadar geldi. Sen ne biçim insan çıktın lan? Sen ne adi, ne gereksiz, ne puş bir insanmışsın ya? Oğlum o kadın benim eski karım. Bu ne rahatlık, bu ne terbiyesizlik ya? Seni var ya. Ali, sen benim Şükrü'ye olan ilgimden rahatsız mısın kardeşim? Yok be oğlum. Ne alakası var? Ama yani sen de Emrah'la uğraşmak yerine gelmişsin burada. Ben ne vakit harcıyorsun? Adam Şükrü'nün evine kuyruk sallı. Onlar birlikte kalıyordu değil mi ya? Bak ben onu tamamen unuttum. Unuttun mu? Oğlum bunlar Şükrü'yle beraber aynı evde aynı havayı soluyorlar. Birbirlerinin horultularını duyuyorlar. Klozet kapağı kavgası yapıyorlar. Beraber sen de bunu unut ha. Hiç yakıştıramadım sana Yiğit Tökerli. Senin bu işi acilen çözmen lazım. Emrah'a karşını alıp konuşman lazım. Gerekirse yumruğumu masaya vur. Ama ezdirme kendini derim ben. Onların şimdi gizli saklısı da olmaz değil mi? Olmaz tabii Yiğit. Olur mu ya? Ya sen Emrah'a karşını almadan bu işi çözemezsin. Gerekirse onun sıkacaksın. Ümüğünü sıkacaksın. Bu işi halledeceksin. Hallet. Ne olur çocuğum. İşte bu ya. Nasıl rahatladım. Özür dile de biz gelelim lan. Dışarısı çok soğuk, götümüz dondu. Gelin lan, gelin, gelin. Çok mutluyum. İçimi acayip bir mutluluk duygusu kapladı biliyor musunuz? Az evvel bir plan kurdum, verdim kazı, gönderdim kazı. Kaz şimdi sinir yapacak, Şükrü'ye de ona kıl olacak. Anlamadınız tabii. Yani sizin anlayacağınız dille konuşayım. İki tane kuşu dizdim arka arkaya. Headshot'la indireceğim. Yine geyik geyik konuşmaya başladı. Sanki dünya kendi etrafına dönüp pezevengin. Sıkıntıdan öleceğimize soğuktan dönelim daha iyi. Kalkın lan. Maş, maş. Hiçbir şey benim mutluluğumu bozamaz şu andan itibaren. Mutluluğumu hiç bozamam yani. Hop. Hadi. Hangisiniz? Ali ne işin var senin burada? Ya ben bıktım bu soruyu sormaktan artık. Ne işin var burada? Yandım ama. Aşk olsun ya. Edirne'de işim vardı. Beylikdüzü yakın diye bir geleyim uğrayayım dedim. Kutim ettim. Bir şey yok yani. Hadi geldin. Bir de garsonlara eski karım müdüreyi haber verin demişsin. O ne demek? Niye öyle diyorsun? Ne demek o ya? Kızım sen utanıyor musun kendinden? Aslanlar gibi müdüre oldun işte. Senin bunu göğsün yere gere her yerde göstermen herkese söylemen lazım. Ama o açma germe olayını abartmayalım. Gerizekalı, onu mu diyorum ben? Gerizekalı dedin de aklıma geldi. Yiğit ne yaptı ya? Ne yaptı? Bu ne böyle vazo gibi, böyle tuzluk mu olur? Ben bunları bir değiştirteyim, söyleyeyim de. Gerizekalı dedin de aklıma geldi. Yiğit ne yaptı ya? Ne yaptı ya? Senin haberin yok, senin daha haberin yok. Ah yine başlıyoruz. İşte Emrah'a gidip Şükriye'nin evinden çık diyecekmiş. Evet Şükriye, ben de öyle dedim. Yiğit dedim, bak sakın öyle bir şey yapma. Şükriye özel hayatına müdahale edilmesinden hiç hoşlanmaz dedim ama dinle demedim. Başıma hiç çıkartmayın benim dedi. Verilecek misiniz siz beni dedi ya. Ya ki ben kusura bakma da ben de böyle bir insanım dedi. Hatta şöyle mesayım. Ne? Çocuğa biraz sert yapacakmış. Ne yapacakmış, ne yapacakmış? Of ya, of! Siz benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden acaba? Ali bak, işte maddi durumlardan bir sürü borcum var benim ödeyemediğim. Ya Emrah da kiraya yardım ediyor işte. Ya siz nasıl adamlarsınız ya? Yiğit de mi yani? Yiğit de. Aramızda esasında pek bir fark yok biliyor musun Şükrü'ye? Özümüzde hepimiz aynıyız yani. İnanmazsan gel göstereyim. Sen çünkü kendi gözlerinle görmeden inanmayacaksın. Şu bakışına bak. Allah verir de çocuğu çok hırpalamasa bari. Sen niye gülüyorsun acaba? Ne gülmesi kızım? Ben gideyim de şu çantamı alayım geleyim. Geleyim de gideyim. Gideyim de şu Yiğit'i bir hırtalayayım. Allah'ın belaları. Yiğit! Ali, Şükrü ne yapıyorsunuz siz burada? Yiğit, yaptığın çok yanlış. Ne yanlışı Ali Bey amca? Aradım, taradım. Kızın en sevdiği çek bu çıktı.
Adama bak, görüyor musun bak? Artık nasıl hırpalanmışsa, ay, çiçek diyor, böcek diyor. Kafasını mı darbeledin Yiğit? Yani ben ne yaptım Şükriye? Ben ne yaptım bu durumu çözmek için? Gittim, mahallede ne kadar kiralık ev varsa hepsinin listesini Hilmi'den aldım. Belki işlerinden bir tanesi Emrah'a uygun olur diye yaptım bunu da. İstersen ben sana bunu takdim edeyim. Şiddetsiz bir şekilde halledelim bu işi. Kurtulalım bu itten. Benim insancıl yöntemlerimi kullanalım. Al. Ne oluyor Yiğit ha? Ne oluyor? Ya Şükriye, ben işten terfi gibi bir şey aldım da. Şimdi sana haber vermeye geliyordum. Bir de çiçek alayım. En sevdiğin çiçeği de bilmiyorum. Ali sağ olsun akıl verdi. Emrah soru bilir dedi. Yani sağ olsunlar, yardımcı oldular. Kabul edersen. Ya aradım, taradım, bulamadım da sonra askıdaki çiçekli donunu gördüm kız. Yalan konuşma, beğendin. Sen de söyle, onlardan işte beğendin. Peki siz niye ağlıyordunuz lan siz? Ya düşmanımın, dostunun düşmanı Kirvem Yiğido'yla oturmuş, bir muhabbete dalmıştı. Bunun da yatacak yeri yok ya garibanın. Böyle durduğuna bakmayın, fukara bu. Emrah abi diyor, ben diyor, biz acılarda yatıyorum. Kuncumalların üstünde sabahlıyorum diyor. Allah'ım İstanbul ne yaptın bize? Benim de memleket hasretim kıpraştı. Bir türkü patlatmışım, bir ağlamışız Nemrut'un kızı. Yandırdım bizi, çağız kesin. Otur lan şuraya. Bir daha sakin, öyle devam. Adamı görüyor musun? Bak, askıda donuna baktım diyor elin adamı. Neyse, hayırlısıyla şunu bir kovalım da. Sen de çok kızma Şükriye. Sonuçta bekar adam yani. Yalnız o işe sen karışma Ali. Ne yapsın şimdi bu çocuk kardak işte, evsiz mi kalsın? Şükriye'nin bir bildiği vardır. Askıda donuna baktım diyor. Askıda don diyor. Don burada önemli. Hayır yani Yiğit de Emrah donuna baksın diye iş çıkartıyor. Ne için? Çiçek için. Bir kere Şükriye çiçek sevmez. Beyazı sever. Cahil. Senin de artık bir şey yapmak şart oldu yani Şükriye. Bunlar kötü şeyler ya. Gerektiğinde senin donun bizim mahallemizin namusudur. Evet. Anlaşıldı. Evet, evet. Gerçekten bir şey yapmam şart oldu. Sonunda. Sonunda. Çarptısınlar seni felek misali. Seni atımı zırh kurtar beni. Ulan ne oluyor lan? Bir dakika! Sana da saygı beyler! Lan, eşyalarım. Kovdumla mı beni evde? Bakayım. Ay, eşyalarım ya. Gerçekten kovmuşlar bu beni. Sivas'taki dedem de hep söylerdi biliyor musunuz? Baby, don't cry. Don't cry, big girl. Yani toplumsal olarak don meselesini çok abartıyoruz. Arkadaşlar, Yiğido, Ali Bey amca. Vallahi ben çiçek için bakmıştım don'a. Bir numaralı kuş, down. Git bak bakalım var mı başka eşyan? Peki Şükriye abla. Sana gelince çok kızgınım Yiğit, çok kızgınım. İkinci kuş on, target. Ya evin yokmuş, otelde pizzacıda falan kalıyormuşsun. Neden hiç söylemiyorsun? Yani Şükriye, hayırdır bu eşyalar falan? Hayır, hayır. Ali çok sağ ol. Gerçekten çok yardımcı oldun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neye? Senin bana verdiğin listeden iki katlı bir yer buldum. Yarısını ben ödesem, yarısını Yiğit'le Emrah ödese yine de kâra geçiyorum. Üstelik iki katlı üst kat benim, alt katta Yiğit'le Emrah kalır. Ha? Böylelikle namusunu, yani aman işte donumu kurtarmış olurum. Meydanlarda kalmaz. Nasıl Yiğit? Yani tabii sana da uyarsa. Bu uyumaz olur mu ya? Olur tabii, olur. Tamam o zaman, hadi taşımaya yardım et sen de. Tamam. Sen var ya sen, madamsın. Madamın dibisin sen. Mörtmenin kanadını kırdılar ya lan. Yani abisi, Şükriye'yi Emrah'tan kurtaracağım derken Yiğit'le yaşamalarına sebep oldum. Ben böyle giderse kendi ellerimle evlendireceğim bunları. Allah'ım. Artık sabah kombiyi açarım herhalde. Ben bir gideyim de elimi yüzümü bir yıkayım ben aldım adam. Ali'nin Türk hikayesi baymıştır. Ben akıllara durgunluk veren hikayeme geri döneyim. Şerif abi kendini ve bizi ihbar edip nezarete düşürmüştü yani.
Biz kendine bile iplik yapıyor zannetmiştik. Sizi buraya çok özel bir şey konuşmak için çağırdım çocuklar. Sessiz, kimse de yok. Şimdi bir kafeye gitsek bir şeyler yiyip içmek zorunda kalacağız değil mi? Biz de iplik yapıyorum zannettik. Normal hali daha tehlikeliymiş bunun. Buna mı şorlum bu adam? Ben hayatımda böyle saçma bir laf duymadım ya. Abi sen bize iplik yap. En azından onu kestirebiliyoruz ya. Dikkatli olmamız lazım. Burada kimse bizden şüphelenmez oğlum. Ben acaba bu borcu tesisatçıların tarafına mı geçeceğim? Abi haklı adam. Çünkü onların dünyaya barış ve mutluluk getirme olasılığı bizim petrol zengini olma olasılığımızdan daha fazla yani. Yok oğlum ben onun için demedim ya. Onların gizli odası var ya. Ne zaman istersen para verirler. Bu Sezai'nin o davranışına çok takıldım. Bu da taktı mı takıyor arkadaş. Ulan susun biraz susun be. Lan size verdiğim görevi niye yapmadınız lan siz? Sen niye vermedin lan abi namiyete? Şerif abi ben o konuyu seninle bir ara özel olarak konuşmak istiyorum. Baş başa kaldığımız zaman. Artık yalnızız. Anlat bakalım. Sen beni çok korkutuyorsun Şerif abi ya. Ağzımdan çıkacak lafları üç kere düşünüyorum ben. Es kaza yalnız kalmak istiyorum desem sen beni kabre koyacaksın. Biraz hızlı düşünüyorum tabii. Hatta çoğunlukla önce yapıyorum sonra düşünüyorum. İyi anlat bakalım. Hamiyet başka be abi. Hamiyet yeni alınmış kitap içi gibi. Arılı silgi gibi kokuyor Hamiyet. Onun başındaki yazmasına duvak gözüyle bakıyorum ben. Bak abi. Al bak abi bir bak. Allah aşkına bir bak. Eski çağlardaki kadın figürü bu. Aynı Hamiyet değil mi Allah aşkına? Günümüz kadınları böyle olsa ataerkil toplumdan anaerkile geçmişti. Ah kadın gibi kadın be. Taş resmen taş. Lan sen Hamiyet'e mi yanıksın? Kadının senin boyun kadar üç tane televizyonu var. Dünyalığını yapmış sana mı bakar? Abi sen simliyatta çok garip bir adamsın ha. Peki sana bir soru soracağım. Hamiyet neden son çocuğun adını Sezai koydu? Dünyanın en tatlı şeyisin sen Sezai diye sevmiyor mu o çocuğu? Bence Hamiyet bana karşı boş değil abi. Lan baştan itiraz etseydin ya. O kadar plan yaptık oğlum. Plan yapması çok zor, çok zor. Bunca zamandır kendime bile söyleyememişim abi. Hades'in dört çocuğunu birden nüfuzuma geçir. Öz evladımdan ayırmam hiçbirini. Ölesiye nefret ederim hepsinden. Hamiyetime dokunmayın, petrolümüzü yakarım bak. Yaparım bunu. Recai abi seninle özel bir şey konuşmam lazım. Konuş Recai dinliyorum kardeşim. Ha tamam o zaman hadi biz çıkalım abi. Olur mu lan sizi bilerek çağırdım ben. Kavga mavga çıkarsa arka çıkın bana diye. Üç kişi biz bunu yeriz. Olur da kötü bir şey olursa Oğuzhan sen ayır ben aradan kaçarım. Ha kavgayı değil mi abi? Lan siz benim alnıma kara yazmışsınız ya. Ben atom bombası yapayım dedim. Ortaokul fen bilgisi laboratuvarı verdiler. Ben de sabun yapıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Bana bak. Sen neye taktın oğlum kafayı? Sabahtan beri trip atıyorsun bana. Turgut'la çok samimiyiz. Onunla takılıyoruz diye mi? Turgut hangisiydi ya? Şu kahvede sürekli yanık diyen mi? Bana ne? Kimle takılırsan takıl lan. Lan mı? Cezayir Bey çok kızgın anlaşılan. Niye böyle yapıyor ya bu? Ben sana ne dedim abi? İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim abim oluver şimdi dedim. Sen çiçeğimi kopardın, elime verdin. Ömrüm senin eskilerini giymekle nihayet bulacak biliyorum. Alo. Ne olmuş? Allah belanı vermesin. Bağırma ya. Ödümü patlattın lan. Yok sana demedim. Ben Sezai'nin dükkanındayım. Ya hatun niye yalan söyleyeyim sana? Lan kabloyu takip etsen bulursun beni. Ne kadar uzağa gidebilirim ki ya? Ya yok abi o susmayacak. Hadi görüşürüz. Ne? Ne diyorsun ne? Hamiyet konusunda haddini aşsın abi. Beni çiğnedin. Ben ne yaptım oğlum? Kadın kendisi benim rüzgarıma kapıldı. Ben istemedim ki. Sebep? Benim hayallerimi süsleyen pırlanta senin için bir kömür mü? Ha? Sen daha iyilerine mi layıksın? Benden önemli misin sen? Tuzak bu soru soruyor abi cevap verme. Kalk git lan. Kalk git. Kovuyorum seni dükkanımdan. Defol. Oğuzhan beyefendiyi mülkümden çıkartır mısın? Recai abi gel bak dışarıda ne var ne göstereceğim ben sana. Hadi üç deyince hop üç. Bana bak. Şakaydı kaka oluyor ona göre. Bir karı yüzünden beni dükkandan kovuyorsun öyle mi? Sadece dükkandan değil abi. Evimden, mahallemden, hayatımdan defol. Bir karı için öyle mi? Hala karı diyor ya. Hala karı diyor ya. Hamiyet sıradan bir kadın değil Reco. O Truvalı Helen lan. Sezar'ın gözünü kör etmiş Kleopatra o. Mario Antonetti o. Cezayir seni tanıyamıyorum yavrum.
Ya sen bu isimleri nereden biliyorsun Sezai? Dert ortağım Google'a göz kamaştırıcı Hamiyet yazdım. Bunu mu demek istiyorum Sezai diye sıraladı hepsini. Ben Hamiyet için cehennemi göz aldım Baran. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Seni mi kıracağım ya Sezai? Madem öyle ben de bir şans vereyim Hamiyet'e. Oğuzhan al şu eskort atlarını. Hamiyet'in yanına yaklaştığı an Recai abi bu senden düştü de, tamam mı? Bir şekilde Hamiyet'in yanından uzaklaştır onu. Hadi oğlum koş. Koş oğlum koş. Tamam şahane. Bir saattim ne istediysem hayır diyorsun. O zaman niye geldin bir adam? Ben buraya ilişkimize bir şans tanımaya geldim Hamiyet. Tabii ilişkimizin belirli bir düzeyi olması lazım. Birbirimizi tanımalıyız. Tıpkı eski aşıklar gibi el ele bile tutuşmamalıyız. Reco, biz birbirimiz için tutuşalım. Yeter. Mahalle baskısı nedir iyi bilirim. Çok yaptım zamanında. Acımasız bir şeydir. Dikkat çekmememiz lazım Hamiyet. Böyle olmayacak. Konuşacağım Hamiyet'le. Bu çocuğun günahı ne? Baba oğul özel bir an yaşıyoruz zannediyor. Neden bu kadar abarttım? Beni anlayamadım Sezai. Ben de sıradan doğal bir insanım. Sen doğal bir afetsin be Hamiyet. Uçurursun, titretirsin, ıslatırsın, yıkar yerlere serersin. Bu yüzden bunca yıldır sevilmemişsin. Ben seni seviyorum be Hamiyet. Güzel olan ne varsa hayatta zararlıdır zaten. Her şeyinle kabulümsün. Bitir, yok et beni. Peki karın çocuğun o iki budubeti sokmam eve. Hayır, hayır, hayır. Ya öyle değil. Kendi sesinle yapma. Hamiyet'in sesiyle yap. Ya hep yapamıyorum Sezai. Boğazım acıyor. Ulan bir hayrını göreyim be. Bunca yıllık kocanım. Hiç mi sevmedin beni? Azıcık yardımcı ol. Ya sen nasıl kocası? Madem başka bir kadın var, git gizli saklına yaşıyorsan yaşa. Beni karşına alıp da karıya açılma provası yapma. Doğru konuş kız. Ne öyle karı falan? Hamiyet ablan o senin. Rol modelin. Kötü günlerimizde hep yardımcı oldu o kadın bize. Doğru söylüyorsun. Hamiyet ablamın da hakkını ödeyemem. Kendi kendine yap provanı. Aynanın karşısında denedim ama dikkatim dağıldı. Bir ara aynadaki yansımamı öpmeye kalktım. O da beni öpmeye kalktı. Acayip şeyler yaşadım. Kendiyle fazla barışık bir adamım ben. Omzumu öpmeden banyoya giremiyorum ki. Hadi devam edelim ne olur. Hiç mi sevmiyorsun beni bebişim? Hatırım için hadi. Peki bana ne vaat ediyorsun Sezai? Bizim büyük bir aile kabristanımız var. Kaç dönüm kim bilir. Onlar oradan çıkarır, tarlayı senin üzerine yaparım. Yeter ki sen he de. Yapamayacağım. Yapamayacağım. Çok üzülüyorum. Oha! Benim sesimi de yaptı. Kız sen ne kabiliyetliymişsin. Topla kendini, topla topla. Yoksa abim kapacak Hamiyet'i. Benim olmayacaksa bari abimin de olmasın. Çok şey mi istiyorum bebişim? O zaman git Metin'le Ali'yi ispiyonla. Recai'nin ilişkisi vardı. Bıçaklar Recai'yi onlar. Sezai, Sezai. Gitmiş bile. Sezai abi sen iyi misin abicim ya? Ha? Hayırdır müşterideyiz dedik, çalışıyoruz dedik, koştun geldin ne oldu? Sen şimdi aklınca bizi iş üstünde mi yakaladın? O öyle bir şey değil lan. Ya oğlum biliyorum bir süredir kötü yüzümü gösteriyorum size ama siz de biliyorsunuz işte özünde iyi biriyimdir. Önlükle gezerim filan. Halk sever böyle şeyleri. Sen kötülüğün babasısın. Anasını siktin çünkü sen kötülüğün. Bir de gelmişsin ben iyi insanım falan. Emmi şu camı kapat gözünü seveyim terliyim ya. Üşütmeyeyim bir de hasta olmayayım. Bir de havlu varsa sırtıma ver. Şu terimi alayım azıcık. Sen kimsin? Oto tamircisi Sezai Usta. Peki ben kimim? Ne bileyim sen kimsin? Ulan o zaman ne işin var benim evimde? Esnaf ve zanaatkarlar orası mı lan bura? Ya yok arkadaşlarla özel bir şey konuşacaktım da. O zaman ben gideyim. Gitme emmi bekle sen kal. Olur kavga mavga çıkarsa ayırırsın. Benim taktiğim bu. Arkadaşlar ananızın biriyle ilişkisi var. Hadi ben kaçtım. Anlamadım. Annenizin biriyle ilişkisi var. Anlamadım dedim lan, duymadım demedim. Sezai abi ne biliyorsan anlat. Sen mahallemizin mihenk taşısın. Eğer bir şey var diyorsan ve buraya kadar gelip bizimle konuşma kararı verdiysen... ...en azından bir 50 kere düşünmüşsündür. Bizim iyiliğimizi gözetirsin, söyle. Herkese bir kötülüğün dokunabilir. Ama bize asla. Şimdi her şeyi eksiksiz anlat. Ne diyorsun?
kadar güzel ya. Öz evladın seni soyuyor Sezai. Vay 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 be. Besle kargayı oysun gözünü demişler. Sırf bu yüzden beslemedim lan ben seni. Senin rızkını karıya kumara yatırdım. Bugünlere kendi imkanlarınla geldin. Beni niye soyuyorsun lan? Yok baba, eşya taşıyorum. Harçlığımı çıkaracağım, 50 lira alacağım. Kimden? Benden. Öz evladıma gel eşya taşıyacağız dedim. Para istedi benden. Ananı mı daha çok seviyorsun, babanı mı daha çok seviyorsun dedim. Ben ekmeğime bakarım dedi. Bu maydanoz tohumunun sana da bana da hayrı yok Sezai. Ne oldu kız? İkili koltuğa sığamıyor diye koltuğu mu yeniliyorsun? Bitti Sezai, bitti. Bana ait ne varsa alıp gidiyorum Oğuzhan'ın evine. Hah! Bu da benim çeyizimdeydi. Davayı ben açacağım. Ne diyorsun kız sen? Kalbime indireceksin bak. Ya ben bunu hak edecek ne yaptım? Nasıl bir sevap işlemiş olabilirim? Ahir ömrümde bu mutlu günü de mi görecektim ben? Gidiyorlar ya, gidiyorlar. Petrolden haberim var Sezai. Normalde o malın yarısı benim biliyorsun. Yapma. Yapma, gözünü seveyim mabuden, petrolüme dokunma ne olur. Gerekirse Halil'imin vasiyetini de üzerime alırım. Vasiyet mi? Belayet o Sezai. Ya bir şansımı deneyeyim dedim, yeri senin. Beni çok incittin, kötü dişli seyrek adam. Hem petrol sende kalsın, hem de dertsiz tasasız boşanalım istiyorsun. O zaman Hamiyet'le evleneceksin. Eğer Hamiyet evlenme teklifine evet derse boşarım seni. Yoksa o keçileri giydirdiğin donunu bile alırım elinden. Allah Allah. Ya bu kadın bana çifte mutluluk yaşatacak ya. Kurban olduğum Allah. Verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor ya. Allah Allah. Lan! Lan! Lastiklerini cantları da mı aldınız? Onlar da mı çeyizinlendi? He? Onlar da lan anan seni dış lastiğiyle mi gönderdi lan? Yani ateş beni çağırıyor. Hatta artık çağırmıyor, bizzat oturmuşuz karşılıklı birbirimizi harbiyoruz. Ali ile de Metin'e gazı verdikten sonra ne yaptılar bilmiyorum. Hadi bana eyvallah. Bende daha anlatacak ne hikayeler var. Oo. Bugün olanlara inanamayacağız. Bizim iki keriz Metin'le Ali eve geldi. Anne, biz sana çok kırgınız ve kızgınız. Böyle bir şeyi başkasından mı duyacaktık ya? Ha? Müjdeyi sen neden vermedin bize? Gün bugündür Metin Özdemir. Bugün benim en mutlu günüm. Ya benim güzel anam gündünü kaptırmış, aşık olmuş yalak. Senin mutluluğundan daha mühim ne var ki şu hayatta? Bir de kardeşimizin sağlıklı büyümesi var. Bir de dünyaya barış ve mutluluk getiren icadımız var. Bir de Nazife yengenin beli kırılmış, onun ameliyatı var. He? Evet, bayağı da önemli şey varmış ya. Ama en önemlisi bu. Her şeyi açık açık konuşalım burada ama her şey. Şimdi ben o adama baba demem. İzin verirse ona cici baba diyebilir miyim? Ulan düşünsene Metin, ailemizin başında bir tane erkek olacak be. Oh, nasıl rahatladı? Üzerinden çok büyük bir yük kalktı yemin ediyorum ya. Artık eskisi gibi vur patlasın çal oynasın, vur patlasın çal oynasın. Aman motora da veremiyorduk kendimizi, iyi oldu ha. Evimizin rızkını artık rahatça çarçur edebileceğiz. Ya ananı düşün, bacını düşün. Bir tane bebek çıktı başımıza, onun geleceğini düşün. Derdine son. Dualarım kabul oldu ya Rabbi. Yarınını düşünmeden yaşamak ne güzel şey. Hey hey Taranta babu, hey hey. Yaşamak ne güzel şey. Hiç. Biz ne düşüneceğiz canım? Cici babamız düşünsün. Birinin ocağını kurutmayalı. Ne kadar uzun zaman oldu ya. Oğlum, siz salakla avanak üçü mü çekiyorsunuz? Ya anneciğim bir sus ya. Lütfen sen bizim mutluluğumuzu niye ölüyorsun? Şimdi bunun SSK'sı var. Emekliliği var. Düşünsene Metin, bir de bunun tarlası varsa. Artık biz de bunun evlatları olduğumuza göre onların hepsi bizim. Ama hepsi. Ulan ne büyük olay ya. Kutlu yakma. Tabii lan. Hadi abisi. Üzerimizi değiştirmeden buradan direkt meyhaneye gidelim sabaha kadar. Geberene kadar içelim. Lan abisi. En son gelen hesabı ödür. O müşterinin orada bıraktığın takım çatlasının hesabını ben senin ayrından keseceğim. Araya bile giremedim. Hayırsız evlat desem değil. Hayırlı evlat desem hiç değil. Evlat desem o çok iddialı olur. Ha, çok şükür uyumuş. Uyudu mu? Uyudu, uyudu. Kırmızı başlıklı kuzuyu mu anlatsaydık anne ya? Bizim mahallenin olayları biraz ağır gelmesin çocuğa. Nasıl bir jungle'ın içine düştüğünü bilsin çocuk. Başka türlü güçlü bir birey olamaz. Turgut abi, sen ne anlattın? Vallahi aklıma ne geldiyse salladım bir şeyler. Bakın ben sıranı savdum. Yarın mahalleden sıra kimdeyse gelsin o anlatsın. Sıra Şerif abi de. Ama ondan emin değilim. Hadi, bu da lak lak etmiyor. Uyanınca uyumuyor. Hadi bakalım. İyi geceler abisi. Tatlı rüyalar, Lidl Sezai. Bak bu da sabaha kadar başında nöbet tutacak.
Allah rahatlık versin. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!